Evet arkadaşlar, bugün Adapazarı'ndayız. Adapazarı'nda TÜRESAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce TÜVESAŞ, TÜLEMSAŞ ve TÜDEMSAŞ fabrikalarımız birleştirerek güçlerini birleştirdiler. TÜRESAŞ adıyla yeni bir şirketimiz oldu. İnşallah bugün bu sabah itibariyle Adapazarı tesislerinde incelemelerde bulunduk. Malumlarınız, Türkiye'nin her bir noktasında ilmek ilmek örüyoruz. Her bir noktasında vatandaşlarımızı birbirine bağlıyoruz. Karada, havada, denizde, ray sistemlerde, hatta uzayda müthiş çalışmalarımız var. Hepsi gelişen, büyüyen Türkiye'nin önündeki engelleri bir bir açıyoruz. Karayollarında biliyorsunuz 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızla birlikte ülkemizdeki trafiğin %85'ine hizmet veriyoruz. Sırf 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızla. 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımızdaki yapımımız sonucunda Türkiye'deki trafik hareketlerinin %169 artmasına rağmen kaza oranlarında %80'e varan iyileşmeler olmuştu, düşüşler olmuştu. Yine bu şekilde ülkemizde dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip oldu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah Sakarya'ya tekrar gelerek Kuzey Marmara Otoyolu'nun ayın 26'sı gibi planlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit ile Akyazı arasındaki 72 kilometrelik kesimini de Adapazarı'ndaki törenimizde inşallah vatandaşımıza, milletimize kazandırmış olacağız. Böylelikle 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nu da tamamlamış oluyoruz. Bu büyük eseri ülkemize, vatandaşımıza, milletimize kazandırmış olacağız. Yine hava yollarında biliyorsunuz, malumlarınız, 26 tane hava yolumuzu, havalimanımızı 56'ya çıkardık. Yine hava yolunda son 18 yılda 30 milyonlan yolculuk, yıllık yolculuğu 210 milyonun üzerine çıkardık. Malumlarınız, bu pandemi salgın sürecinde hava yolu büyük bir darbe aldı. Yolculuklar azaldı ama yine Türk Hava Yolları en çok uçuşta Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi olarak geçen ay ilan edildi. Yine İstanbul Hava Yolu da en yoğun yolculukların yapıldığı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yine uzayda uydularımızı, özellikle 5 ayı bu ay sonunda uzaya fırlatmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine 5 ayı ve peşinden 6 ayı da takiplerini yapıyoruz, ilerliyoruz. Yine ülkemizde demiryolu konusunda da çok büyük atılımlar var. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha büyük işleri başaracağız. Artık bundan sonra önümüzdeki yıl hem demiryolu yatırımlarını yaparken hem de eski hatlarımızı yenileyerek vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca bizim yük hatlarımızı da daha konforlu, daha güvenli, daha hızlı, sinyalli, elektrikli hale getirerek buradaki yük taşıma oranlarımızı da kısa zamanda %10'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Yine orta kuşağın tam ortasında olan ülkemiz, Çin'den Londra'ya kadar uzanan Demir İpek yolunun tam ortasında bir mihenk taşı gibi, Marmara'yı da bunun tam ortasında ve tam kritik noktasında. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çin'den trenler artık Avrupa'ya ulaşmaya başlamıştı Marmara'yı kullanarak. İlk defa da geçen Cuma günü yaptığımız törenle İstanbul'dan Çin'e, Çerkezköy'den kalkan beyaz eşya yüklü 42 konteynerlik trenimizi Çin'e uğurladık İstanbul'dan. Şu anda Kayseri'ye varmak üzere trenimiz. Bazıları bundan pek memnun kalmasa da inşallah gelişen, büyüyen, güçlenen ülkemizin çekemeyenler tabii ki bununla ilgili de iftiralarını her zaman atacaklardır. Biz işimize bakıyoruz. Şu an trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. İnşallah yarın itibariyle ülkemizde çıkış yaparak en kısa zamanda yaklaşık 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor. Birbirine bağladığımız bu halkaların en önemlilerine bir de adeta reformist bir yaklaşım açısıyla yeni baştan ele aldığımız demir yollarımız. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarımızı en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajını çevirmek için bugüne dek birçok çaba gösterdik. Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Mevcut hatları rehabilite ettik, yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. Yüksek hızlı tren projesiyle halkımıza ekonomik, hızlı ulaşım imkanı sağladık. Türkiye'de, hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığını demiryolu aracılığı ile
yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demir yollarında yeni bir çağ başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bütün bu atılımlar içinde bir diğer kıymetli olan ise kendi araçlarımızı ve donanımımızı geliştirip üretebilmektir. Büyük Türkiye'ye yaraşan kendi teknolojisini, birikimimiz, kendi deneyimimizle yerli ve milli ürünlerimizi ortaya koymak olmalı. Bugün burada bu gayeye en iyi şekilde hizmet eden güzide kurumumuz TÜRAŞAŞ'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bayrağımıza ve vatanımıza gönül vermiş, herkesi gururlandıran TÜRAŞAŞ, bildiğiniz gibi bir süre önce TÜLEMSAŞ, TÜVESAŞ ve TÜDEMSAŞ'ı tek çatı altında birleştirdi. Kurumlarımızın tüm bilgi birikimini, uzman kadrolarını ve projelerini bir araya toplayarak son derece yetkin ve üretken bir yapının ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi TÜRESAŞ, bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere 3 bölge müdürlüğü halinde demiryolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4000'e yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. TÜRESAŞ halen milli elektrikli tren seti, elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerini başarıyla yürütmektedir. Yine ihracata yönelik 11 adet demiryolu bakım aracında imalatlarını devam etmektedir şu anda. Hepimizin göğsünü kapartan bir başka projemiz olan milli elektrikli tren setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi rayla indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRESAŞ 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden birisi de milli banliyö tren seti. 225 km saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir. Ayrıca güzel de bir haber vermek istiyorum. Gaziantep Belediyesi'nin en son yapmış olduğu 32 araçlık Gaziray projesi, raylı sistem araçları ile ilgili ihale sonucunda TÜRESAŞ kazanmıştır. İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları da üretmeye TÜRESAŞ devam edecektir ve ülkemizde yapılan şehir içi metrolarda, şehir içi raylı sistemlerde de inşallah hizmet edip ülkemizin kendi aracını kendisi ikmal edecektir. Artık bundan sonra raylı sistemlerde de kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmiştir artık ülkemiz. Hem TÜRESAŞ hem de yerli teknoloji, yerli milli sermayeli yerli şirketlerimizle birlikte dünyaya raylı sistem araçları ve raylı sistem ekipmanları üreten bir ülke haline geldik. Değerli arkadaşlar, yerli ve milli projeler kapsamında milli elektrikli tren seti projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları burada, yani TÜRESAŞ'ta Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde tamamlanmıştır. Milli elektrikli tren seti projemizde yerli kuramı tasarım aşamasında %60, üretim aşamasında %80 olacaktır. Vatan sevgisinin ve cumhuriyetimize bağlılığın gereğini lafla değil işle yerine getiren bizler, geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değişen dünyada ticaretin ve tedariğin yaşadığı eksen kayması ülkemizi yeni fırsatlara karşı karşıya getirmiştir. Afrika ve Asya bölgesi her ay yeniden güç kazanırken, bu bölgenin kalbinde yer alan Türkiye kararlı ve cesur projelerle hazırlıklarını tamamlayacak ve kaderini yeniden yazacaktır. Pekin'den Londra'ya uzanan demiryolu hattındaki kritik konumumuzla, Avrupa-Asya arasındaki köprü olan karayollarımızla, mavi vatanımız Akdeniz ve Karadeniz'de ticari hakimiyetimizi sağlayan limanlarımızla, dünyanın en büyüklerinden olan havalimanlarımız, hava yollarımızla güzel ülkemizi hayallerin ötesinde bir geleceğe taşıyoruz. Çünkü ulaştırma, bütünsel kalkınmanın kıvılcımını yakan ve ekonomik canlılığı en çok besleyen altyapısal sistemdir. Ulaşım maliyetleri ve süresinde sağlanan büyük tasarruf sayesinde hem ülkemizin hem sanayicimizin rekabet gücü artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kısa bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz demiryolu zirvesinde de ifade ettiğimiz üzere demiryollarımızda reform yapıyoruz.
Ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığında demiryolunun ağırlığını daha da artıracağız. Demiryolları, lokomotif, vagon ve diğer makine ekipmanlarında yerli ve millilik oranlarını hızla artıracağız. Hem bölgemiz hem de dünya ölçeğinde demiryolu taşımacılığının marka ülkesi olacağız. Bizler yolumuzda kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işler rayında. Elbette siz değerli yöneticilerimizin, mühendislerimizin, uzman teknisyen ve işçilerimizin alın teri sayesinde yapılan bu güzel işler için hepinizi candan kutluyorum arkadaşlar. Kıymetli basın mensupları, bugün bizlikte olduğunuz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hem Sakarya'da, hem Eskişehir'de, hem Sivas'ta, hem demiryolu araçların üretiminde ve demiryolu ekipmanların üretiminde inşallah önümüzdeki günlerde çok büyük, daha çok güzel gelişmeler hep birlikte şahit olacağız. İnşallah milli elektrikli trenimizde 2021'in Haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız. Yolculu taşımaya başlayacağız. Önümüzdeki günlerde yine buraya tekrar ziyaretlere gelip işin ilerlemesi konusunda bilgileri alacağız, sizlerle paylaşacağız. Ben bugün katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle bir resim çekelim o zaman. Arkadaşlar kameraların önü kapanıyor. Arkadaşlar korkma. Abi oradan siz alırsınız. Evet.
kıyafet eski yapın, biliyor musun? Seni iyi mi? Geri. Burası iyi bir koz.